Sen 40 senedir namaz kılmamışsın. Eftalzade Hamidüddin Efendi 7. Osmanlı Şeyhülislamı'dır. Bursa'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Molla Yegana talebe oldu. Sonra Bursa ve İstanbul'da müderrisliğe, Sultan 2. Bayezid zamanında Şeyhülislamlığa getirildi. 908, miladi 1503'te vefat etti. Şöyle buyurdu. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir. Buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse, kendi namazından nasıl çalar? Diye sordular. Namazın rükûnu ve secdelerini tam yapmamakla. Buyurdu. Bir defa da buyurdu ki, rükûda ve secdelerde, belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Peygamberimiz bir kimseyi namaz kılarken, rükûnu ve secdelerini tam yapmadığını görüp, sen namazlarını böyle kıldığın için, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, dininden başka bir dinde olarak ölmekten korkmuyor musun? Buyurdu. Yine buyurdu ki, sizlerden biriniz, namaz kılarken, rükûdan sonra tam kalkıp, dik durmadıkça ve ayakta, her uzuv yerine yerleşip durmadıkça namazı tamam olmaz. Bir kere de buyurdu ki, İki secde arasında dik oturmadıkça, namazınız tamam olmaz. Bir gün Peygamberimiz birini namaz kılarken, namazın ahkam ve erkanına riayet etmediğini, rükudan kalkınca, dikilip durmadığını ve iki secde arasında oturmadığını görüp, buyurdu ki, eğer namazlarını böyle kılarak ölürsen, kıyamet günü, sana benim ümmetimden demezler. Ebu Hüreyre, radıyallahu anh, buyurdu ki, 60 sene, bütün namazlarını kılıp da, hiçbir namazı kabul olmayan kimse, rükû ve secdelerini tam yapmayan kimsedir. Zeyd İbni Veheb, rahmetullahi teala aleyh, birini namaz kılarken rükû ve secdelerini tam yapmadığını gördü. Yanına çağırıp, ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun, dedi. 40 sene deyince, sen 40 senedir namaz kılmamışsın. Ölürsen Muhammed Resulullah'ın sünneti, yani dini üzere ölmezsin, dedi. O halde, namazları tam kılmaya çalışmalı, tadili erkanı yapmalı, rükû, secdeleri, kavme, yi, yani rükûdan kalkıp dikilmeyi ve celse, yi, yani iki secde arasında oturmayı iyi yapmalıdır. Başkalarının da kusurlarını görünce söylemelidir. Din kardeşlerinin namazlarını tam kılmalarına yardım etmelidir. Tumaninet, yani uzuvların hareket etmemesi ve tadili erkanın, bir ker sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak, yapılmasına çığır açmalıdır. Müslümanların çoğu, bunları yapmak şerefinden mahrum kalıyor. 1 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.